Hayrettin Karaman, duyulmuyor, duyulan da çabuk unutuluyor. Sevgili Taha Kılınç'ın bir ay kadar önce köşesinde bir çığlığa cevap olarak başlığın altında kaleme aldığı yazıda şu satırlar da vardı. Reisi, devrilen Cumhurbaşkanı Mursi'yi ziyaret etmek mümkün olmadığı gibi, kendisine gazete ve kitap da verilmiyor. Tüm bunların üzerine bir de kasti olarak tıbbi ihmal ve engellemeler ekleniyor. 3 Temmuz 2013'te gerçekleştirilen askeri darbenin ardından Muhammed Mursi ile birlikte hapse atılan diğer Müslüman Kardeşler Teşkilatı İhvan Üst Düzey isimlerinin de durumu bundan farklı değil. Sıkış tıkış hapishane koğuşlarında tutulan, boğucu yaz sıcağında serinleme ve hava alma gibi en temel ihtiyaçlarından bile mahrum bırakılan İhvan üyeleri seslerini dünyanın özellikle de İslam dünyasının duymamasından şikayetçi. Sözde bir yerli veya yabancı gazeteci casusluk yaptığı için bizde tutuklanıyor. Avrupa ayağa kalkıyor. AB Türkiye aleyhine raporlar hazırlatıyor, müzakereleri durdurmakla tehdit ediyor. Her fırsatta yaptıkları aleyhte propagandaya bunu da ekliyor. Dünyada kendi çıkarlarına uygun bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. İslam dünyasında meşru yönetimleri dış güçlerin onay ve desteklerini alan askerler tarafından darbe ile son veriliyor. Bu meşru yönetimlerin yetkili kişileri ya idam ediliyor veya en kötü şartları taşıyan zindanlara atılıyor. İşkencelere tabi tutuluyor. Haksız yere yıllarca hak ve hürriyetlerinden mahrum ediliyorlar. Peki bunlar insan değil mi? İnsan hakları ifadesinde yer alan haklar bütün insanlara değil de batılılara ve onların lütfettikleri bir grup insana mı ait bulunuyor? Namık Kemal ne diyordu? Sana senden gelir bir işte ancak dad lazımsa Ümidin kes zaferden gayrıdan imdat lazımsa Müslümanlara da yardım ve zafer ancak kendilerinden gelir. Lakin kendileri kitabın kavlince Müslüman olarak ortada yoklar. Eğer ortada kitabın kavlince Müslüman olan yönetimler ve halklar olsaydı Mısır'da, Suriye'de, Myanmar'da ve başka yerlerde haksız yere zindanlara atılmış, işkence gören, haklarından mahrum edilmiş insanlar olmazdı eğer kitabın kavlince Müslümanlar olsaydı, şurada ve burada ötekinden akıl ve destek alarak, referandumlar yaparak veya silaha sarılarak bölünme ve parçalanma yolu tercih edilmez, tam aksine bir yerden ve birkaç parçadan başlanarak birlik peşinde koşulurdu. Ayrılıkçılar dini, mezhebi, ırkı öne sürerek meşruiyet devşirmek istiyorlar. Ama olup biteni biraz daha derinden okuduğumuz ve perdenin arkasını da görür gibi olduğumuzda asıl sakin, maddi ve siyasi olduğunu görüyoruz. Allah'ın bir ümmetin bir parçasına lütfettiği nimeti adalet dairesinde paylaşmak yerine tek başına sahip olmak istiyorlar bu nimetlere haksız olarak göz diken ötekiler, bütün lokmayı parçalayarak yemek daha kolay olduğu için ayrılmayı, bölünmeyi telkin ediyor ve destekliyorlar. Bölünen gafiller bilmiyor veya düşünmüyorlar ki ayrılmanın arkasından el koyma ve yeme faslı gelecektir. Bunun nice örnekleri de gözlerin açılmasına yetmiyor. Müslümanlar olarak mazlumların çığlıklarını ve İslam dünyasının başına örülen çorapları unutmamak, devamlı gündemde tutmak, şikayetlenmek, dua etmek ve elden geleni yapmak borcundayız. Hayrettin Karaman, Yeni Şafak